Ya bu ne ya falan, hadi bırakın ya, bizim çocukluğumuzda biz misket oynardık, yok işte seksek oynardık falan demiyorum. Çünkü o başka bir zamandı, geçti bitti, şimdi bunların zamanı başka bir şey. Yani ben onlardan, bizim yaşlarımızda olanlardan, daha çocuklardan da misket ya da seksek oynamalarını beklemiyorum ki. Bitti o dünya, yani buna üzülmenin de bir faydası yok. Nil yaklaşık 3 senedir telefon sahibi. Çok fazla direnemedik her ebeveyn gibi. Çünkü hepsi ufak yaşlarda telefon sahibi olmak istiyorlar. Hatta benim gözlemlerimde şöyle bir şey var, çok enteresan geliyor. Ya 1 yaşındaki çocukların bile bu yeni nesil telefonlara olan gördüklerinde merakı ve onları kullanabilme yetileri çok enteresan geliyor, açık söylemek gerekirse. Böyle falan yapıyorlar. Biz 3 senedir telefon kullanıyoruz. Telefonda, app'lerde ciddi kısıtlamalarımız var. Mesela Instagram hesabı açtığında çok kontrollü gidiyoruz. İnternette nereleri dolaştığını, hangi sitelere gittiğini, ne amaçla kullandığını elimizden geldiğince kontrol etmeye çalışıyoruz annesiyle birlikte. Yalnız şu ayrımı yapmak istiyorum. Yasaklamak değil, kısıtlamak, kontrol altında olması taraftarıyım. Çünkü yasaklamak mümkün değil. Yasakladığınız zaman gelecek dünyayı yasaklamış oluyorsunuz çocukta. Artık bir dönem kapandı. Şimdi artık dijital dünya ve internet dünyası açıldı. Ben kızıma bu dijital dünyayı ya da internet dünyasını yasaklamak yerine kontrol altında tutulması taraftarıyım ve ben de kızımdan, kendi imkanlarımdan dijital dünyayla ilgili birçok şeyi öğrenip içinde olmayı çok seviyorum. Yani bir çocuğa bir elmayı bir masaya koyun, deyin ki buna dokunmayacaksın, yasak, buna elini sürmeyeceksin deyin. Arkanızı dönün, ona dokunmaya çalışır ya da başka metalara. Dolayısıyla yasaklamak iyi bir şey değil. Anlatmak taraftarıyız biz. Ben kızımın çok detaylı şekilde var olmasını istemiyorum dijital dünyada. Gerek de duymuyorum. Evinin adresini paylaşmasını, okulunu taglemesini. Doğru bulmuyorum. Yani bir tanınmış bir adamın kızının olması da dezavantaj sağlayabilir ona. Kızımın bir YouTuber olmasını da sonuna kadar desteklerim. Çok arzu ediyor ama galiba bu yaşta onun altından kalkamayacak. Yani biraz daha büyümesini bekliyoruz. Sonuna kadar yani iyi bir şey çıkarmasını, orada iyi bir YouTuber olmasını çok arzu ederim yani. Çünkü ileride bu da gene tırnak içerisinde YouTuberlık çok büyük bir meslek olacak. Bunu göreceğiz hep beraber. Başladı zaten. Siz de bizim bir sosyal medya hesabımıza göz atmak ister misiniz? İsterim acaba? Tabii. Dikkatinizi çeken bir şeyler olacak mı? Şuradan bakayım hemen. Çocuklar için güvenli internet. Dijital medya ve çocuk ekibi olarak İstanbul Go Okulu'nun düzenlediği Çocuklar için Güvenli İnternet Kullanımı seminerine konuk olduk. Ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde. Bakın işte bunlar inanılmaz güzel şeyler. Burada ne varmış? Yine bir konuğumuz olmuş. Uzman klinik psikolog Yasemin Meriç Kazdal. Çocukların sosyal medya kullanımı hakkında sohbet. Yani bunlar çok işim. Ben Nil'i de buraya hemen takip etmesini sağlayacağım size. Benim hayatımda çocuklar çok önemli gerçekten. Yani çünkü gelecek nesil diyoruz ya, bizi bu yaşadığımız kısır döngüden ve üçüncü dünya ülkesi olmaktan kurtaracak. Üçüncü dünya ülkesi izlemiyorum ama olmaktan kurtaracak şeyin çocuklar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu dijital medya çocukların ülkemize çok büyük faydalarının olacağını düşünüyorum. Ama işte onlara yeterli imkanları sağlayabilmek önemli. Yani Amerika'daki ya da Avrupa'daki bazı ülkelerde verilen bu dijital imkanların, eğitim imkanlarının ülkemizde de olması lazım ki onlar yurt dışına gitmeden burada bunları öğrenip ondan sonra ülkeye hizmet edebilir hale çevirsinler bu öğretilerini. Çocuklara karşı aşırı bir düşkünlüğüm var. Onların her açıdan iyi olmalarını istiyorum. Özellikle de Anadolu'daki çocukların çok büyük eksikleri olduğunu düşünüyorum. Hem sanatsal anlamda hem de işte bahsettiğimiz bu dijital dünya anlamında. Kesinlikle onlara da dijital dünyanın çok iyi öğretilmesi lazım.
Güneydoğu'daki, İç Anadolu'daki, her yerdeki çocuklarımızın, büyük şehirler dışındaki diyelim, hepsinin buna hakkı var. İstanbul'daki çocuklar ya da büyük şehirdeki çocuklar ne yaşıyorsa onlar da aynı konforu, aynı kültürü yaşamak zorundalar. Böyle biz iyi bir ülke olabiliriz. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, orada burada var, orada yok diye bir şey kabul etmiyorum ben. Onlar da öğrenecekler. Sanatı da onlar öğrenecekler. Dijital medyayı da, hayatı da, her şeyi öğrenmek zorundalar. Yani oradaki çocukla buradaki çocuğun bir farkı olamaz. Çocuk hep aynı çünkü.